Merhabalar arkadaşlar. Bugün Elimitink'in yeni bir bölümünü çekiyorum. Bu bölümümüz kısa olacak. Size nasıl pik gelen kayıte karlı bir şekilde para geçirebileceğinizi ve risk almadan diyeyim para geçirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle en risk almayacağımız yol kriz alarak kayıte para geçirmek olacak. Şimdi Pitcairn'in piyasasında kristal kuponları ben biraz önce aldım, videoya girdim. Orada videoda sanırım arıza çıktı. Göstereyim dedim. Ben biraz önce 5 kristal 25 liraya aldım. Daha önceden de aldığım kristaller var. Şöyle göstereyim. Bu kristalleri ben bozduruyorum. Yani ben 25 liradan pitkiden kristal alıyorum. Ya da 30 liradan 35 liradan diyeyim. Yani zaten 25-30-35 TL arasında oynuyor en fazla ama genelde 25 TL. Şu an piyasası bayağı bir düşük. Neyse arkadaşlar, şimdi 25 TL'den biz bu kristal kuponunu buradan aldık. Şimdi kayıte nasıl parayı aktaracağız? Biz kuponları biraz önce gördüğünüz gibi bozdurduk, tamam mı? Ondan sonra şimdi biz kayıte aynı çar, yani bu çarla kayıte gireceğim. Aynı kristal kuponları Nesne Market'e geldiği için bu şarla gireceğim, aynı iple. Ondan sonra oradan kuponları tekrar alacağım yeni bir çara. Şimdi onu yapayım. Birazdan sizinleyim hemen. Şimdi arkadaşlar ben burada Abdullah Halkan isimli idimle yeni bir çağrı oluşturdum. Bu çağrıyla oyuna gireceğim çünkü kristal bu itte, yani bu itte ben kilitli 130 evvel Suriye'ye giriyorum. Burada yeni bir karakter şey yaptım. Şimdi şu isimle bir kendine. Sol alt köşeyi gördüğünüz Nesne Market'e tıklıyorsunuz. Ben şimdi buradan tıklayıp kristal kuponunu çekeceğim. Tıkladığında büyük ihtimal ekran gidecek. O yüzden ben kuponu çekip Nesne Market'ten alacağım direkt. Hemen onu yap. Evet arkadaşlar, şimdi ben Nesne Market'ten çektim kuponu. Hemen şuradan Nesne deposunu açıyorum. 65 kristal kuponunu bu çara aktarıyorum. Yani şu an ne yapmış olduk? Herhangi bir çalınma tehlikesi vesaire olmadan Kate'e direkt kendi çarımızla paramızı geçirmiş olduk diyeyim ben size. Burada benim 130 değerli Ninja'm vardı, biliyorsunuzdur. Şimdi bu 130 değerli Ninja'ya ben hemen kuponları aktaracağım. Evet. Şöyle. Az bakalım ticareti. Ticaretin engelini kaldırmam lazımmış. Bir kaldırayım bunu. Hop. Bak bakayım, kaldırdık. Şimdi ticaret yapıyoruz hemen. Buradan da kabul edelim. Evet. Şimdi şöyle kuponları koyalım. Şu an 65 TL kuponumuzu, yani 65 kristal kuponunu koyduk ve çarımızı aktardık. Şimdi biz bunu 25 liraya oradan aldık. 5 kristal kuponunu. Burada satacağız. Evet. Burada kaça satacağız? Nasıl kâr edeceğiz? Burada kristal kuponların fiyatı 42'te, 45'te, o civarlarda. Biz oradan 25 kristal aldığımız kuponu burada 42'te satarsak bizim 17'te kârımız olacak. 5 kristalden. Yani 5 kristal başı 17 tek karımız oluyor. Şimdi ben bir müşteri bulayım. Ondan sonra devam edelim.
De. Arkadaşlar 42 TL'den satmayı planladım da 41 TL alıcı var. Buna satayım yani. Fazla uğraşmak istemiyorum. 55 kristal satacağım. O kristal de bana kalsın. Şimdi bugün nasıl edeceğiz? Yani biz Bitge'den para kasma çarlarıyla para kasıp oradan 25 TL, 30 TL kristal alıp gelip burada 40 TL satarız. 40-41 TL satarak bir kazanç elde etmiş olacağız. Yani 25 TL'den bir kristal alırsak burada 16 TL kâr etmiş oluyoruz. Bu şekilde şimdi para kazanacağız. Tam kristalleri 25 TL'den aldım. Şimdi burada 55 kristal satarak kristal 5 kristal başına ne kadar kâr edeyim? 16 TL. Bakalım gelsin satalım. Geldi şu an. Hop. Ne veriyordum? 55 kristal değil mi? Aynen. Şöyle. Ne kadar ediyor? Bakayım. Ne kadar ediyor? Lan 55 kristal. 410 TL herhalde. Öyle değil mi? Aa, 451 TL'ymiş. Değilmiş. Şu an. Doğru. Doğru. O kadar mı ediyormuş? O kadar ediyormuş. Tamamdır. Şimdi bunu sattık. Bu şekilde ne kadar karımız oldu onu bir hesaplayalım. Şu an sattığımız kristal başına yani 5 kristal başına 16 TL kar etmiş olduk. Bu şekilde Pitke'den Kate'e para aktararak yani kristal oradan alıp 25 TL'ye burada 40-41 TL'ye satarak 15-16 TL civarında para elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.